Merhaba arkadaşlar. BlizzCon 2019'da Diablo 4 sinematiği yayınlandığında Lilith'i direkt tanıyıp videoyu büyük bir heyecanla izlemiştik. Ancak bir soru aklımıza takıldı. Lilith'i dünyamıza çağıran kişi kim? Kim bu beyaz yüzlü adam? Tabii şu an bu kişinin Rat mı olduğu Blizzard tarafından onaylandı deniyor ve pek çok lore içeriği üreten sitelerde de yerini aldı. Dürüst konuşmak gerekirse biz bu kişinin Rat mı olduğunu videoda geçen pek çok veriden tahmin etmiştik ancak sizlere sunmakta biraz geciktik. Özellikle Lilith'i çağırırken kullandığı "Blessed Mother, save us" (Kutsanmış Anamız, bizi kurtar) sözleri kim olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyordu. Nephilim ırkı olarak bilinen biz kahramanların da Lilith'i anne diye çağırabileceğinden dolayı bir açık kapı bırakıp düşünmeye devam ettik. Sonra Lilith'in çağrılması sırasında kullanılan güçlü kan büyüsü. Bir başka alemden birilerini dünyaya çağırma yeteneği, kesin bir nekromansi göstergesiydi. Hem Necromancer hem de Lilith'i çağıracak kadar güçlü olan pek de kimse yok zaten listede. Bu beyaz yüzlü amcanın Ratma olduğu bariz belliydi. Peki şimdi gelelim sorumuza. Kim bu Ratma? Sonsuz Savaş'tan kaçan Melek Inarius ve İblis Lilith'in oğlu olan Ratma'nın doğum sonrasında kendine verilen isim Linarion'du. Ve Nephilim ırkının ilkiydi ancak sonuncusu olmadı. Doğduğu dünyaya çok ilgili büyüdü ve ölüm ile yaşam dengesi üzerine çalışmalar yaptı. Inarius, Nephilim ırkının potansiyelinden korkup yok etmeye kalktı. Bunun üzerine sevgilisi ve ortağı Lilith, kendisine ilk karşı çıkan kişi oldu ve Inarius'u durdurmaya karar verdi. Lilith'i alt edemeyeceğini bilen Inarius, Lilith'i sonsuz bir karanlığa hapsetti. Dünya taşının gücünü sınırlandırdı ve her yeni kuşak Nephilim ırkının gücünün zayıflamasına sebep oldu ve böylelikle zayıflayan Nephilim ırkından ölümlü insan ırkı ortaya çıktı. Bunu birinci elden gören Linarion, babasının bu kararına karşı çıktı ve onu durdurmak istedi. Bu davada kendisine yoldaş ararken insanlık hakkında kesin bir doğruyu da keşfetmiş oldu. Işık ve karanlık arasındaki savaş asla son bulmayacaktı ve dünyamızı yani Sanctuary'yi hep tehdit edecekti. Linarion, diğer ilk nesil Nephilim'ler ile bir araya gelir. Bunlardan en tanınmışları ve oyunda sık adını duyduklarımız Bul'Katos, Alaric, Orek ve Urushi'dir ki liste bu kadar da değildir. Büyü adında yeni bir güç üzerinde çalışmaya başlarlar. Ancak bu Inarius'u durdurmaya yetmeyecektir ve birçok birinci nesil Nephilim'i katledecektir. Bu sırada Ratma sahte ölümüyle hayatta kalır ve gizemli bir alt aleme kaçar. Burada ejderha benzeri bir varlık olan Thrag'oul ile tanışır. Thrag'oul dünyamız Sanctuary'nin varlığından beri koruyucusu olan bir varlıktır. Linarion Thrag'oul tarafından öğrenci anlamına gelen Ratma olarak adlandırılır ve bundan sonra bu isimdendir. Ratma, Thrag'oul'dan denge disiplinini öğrenir ve birlikte dünyayı yüksek cennetten gizli tutmak ve cehennem nüfusunu en aza indirmek için çalışmalara başlarlar. Ratma, dünyanın gördüğü en büyük savaşlardan biri olan Günah Savaşı'nda kilit bir rol oynamıştır. Annesi Lilith'in varlığını hisseden Ratma, onu aramaya başlar. Hatırlarsınız ki Lilith, Uldisyan isimli bir çiftçiye Lilia isimli bir soylu kadın suretinde görünmüştü. Çoğunlukla Ratma ve Thrag'oul yalnız çalıştılar. Sonralarda Uldeomet kardeşlerle tanıştılar. Uldisyan ve Mendel'in içindeki potansiyel güçleri fark ettiler. Her ikisi de çok güçlü bir potansiyel barındırsa da ne hikmettir ki Ratma müridi olarak Mendel'ini seçer. Denge hakkında bildiklerini Mendel'e aktarır ve Ratma'dan sonra gelen ilk nekromansür olur. Öte yandan Uldisyan'a pek çok yardımı dokunan Ratma, öz babası olan Inarius'u durdurmak için onunla konuşmaya çalıştıysa da pek başarılı olamadı. Sonrasında Uldisyan, Inarius'u yener ve dünyayı kurtarmak için kendisini feda eder. Ortaya çıkan güç sonucu Yüksek Melek Meclisi dünyadan haberdar olur ve bu Ratma'yı çok korkutur. Çünkü meleklerin de en az iblisler kadar kötü olduğunu bilmektedir. Inarius, Edrim adı verilen ikinci nesil olan Nephilim'ler tarafından tutsak edilir. Sanctuary'nin geleceği hakkında yapılan oylama sonucu insanoğlunun yaşamasına izin verilmiştir. Bu nedenle bütün Nephilim'lerin tüm yaşananlara dair hafızaları silinir. Inarius, Yüksek Melek Meclisi gözetimine girer. Ancak Mephisto bir anlaşma ile meleklerin karşısına çıkacaktır. Mephisto, iblislerin Sanctuary ile olan geçiş kapısını kapatacaktır. Karşılığında ise melekler kendisine Inarius'u teslim edecektir. Mephisto, Inarius'u cehennemin derinliklerinde çeşitli işkencelere maruz bırakacaktır. Bu sırada ise Ratma kayıplara karışır ve kendisinden haber alınamaz. Ancak bu karmaşa içerisinde kendisinin en büyük mirası kendinden sonra gelen ilk Necromancer Mendel'in olacaktır. Hafızası sağlam kalan Mendel'in yaşananları ve Ratma ile Thrag'oul'un öğretilerini sonraki nesillere aktaracaktır. Ratma'nın rahipleri adını verdiği bir birlik kurarak onun adını anılmasını sağlayacaktır. Peki Ratma'nın Diablo 4 sinematiğinde ne işi var? Lilith'i neden çağırıyor?
dengenin korunması gerektiğine inanan Ratma ya artık dengenin koruyucusu olarak rol almaktan vazgeçti ya da başa çıkamayacağını düşündüğü bir düşman ile karşı karşıya. İkinci seçenek bana daha olası gelmektedir. Çünkü kutsanmış anamız, kurtar bizi.